Ben sonra. Teşekküre gerek yok. Muzaffer'e bir söz verdim. Onu yerine getirmeye çalışıyorum. Bir başkası olsa öfkesine yenilebilirdi. Adaletli davranamayabilirdi. Yüce gönüllüymüşsün. Her türlü gelirden sana kalan pay. Yalnız bir şartım var. Parayı alacaksın. Ama dediğimi yaparsan. Ne istiyorsun? Kemal'den boşanacaksın. Haddini aşıyorsun. Bunu yapmaya hakkın yok. Bana böyle bir şart koşamazsın. Abimin vasiyetini yerine getirmek zorundasın. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum zaten. Muzaffer'in vasiyetine senden daha fazla ehemmiyet veriyorum. Muzaffer seni Kemal'den kurtarmak istiyordu. Onun seninle ilgili en büyük talebi buydu. Karar senin tabii. Aklı başında bir kadınsın. Bir işçi karısı olarak yaşamayı seçebilirsin. Kemal'in kazandığı parayla pekala bir hayat sürebilirsin. Ya da dönersin çiftliğe. Özlemini duyduğun eski hayata. Ya parası sefil bir hayat. Ya da Kemal'siz iyi bir hayat. Tercihini yap. Hemen cevap verme. Kolay verilecek bir karar değil. İstikbalini tayin edeceksin. İşte. Param burada. İyi düşün. Benim acelem yok. İstediğin zaman gelirim. Zehra. He? Bilezliklerini getir. Bilezliklerim mi? Yanımda değil ki, çiftlikte onlar. İyi ya. Git getir çabuk. Yok. Getirmem. Sen bana karşı mı duruyorsun? Ama garanti mi onlar benim? Zor günler için zahlıyorum ben onları. İyi ya. Şimdi de zor günler. Lazım diyorum sana. Git getir çabuk. Ben neye lazım olduğunu biliyorum onların. Kumara zıhılmam diye değil mi? Ha? Oğluna lazımlar. Oğluna. Hamza'ya. Hamza'ya mı? Hayır. Hamza'ya. Sen ne diyorsun Cemşit? Hamza yaş. Yalancı! Yalan söylüyorsun! Başka yalan bulamadım ben! Bana yalan söylemeyi utanmıyorsun! Yazın değil mi bana? Yazın değil mi bana? Yazın! Yalan değil. Öyle yalan söylenir mi? Hamza yaşıyor. Ben de şaştım senin gibi. Birdenbire çıka geldi. Sapasağlam.
Esah mı diyorsun ha? Esah mı diyorsun ha? He ya. Esah, Esah. Kanlı canlı. O mezarda yatan Hamza dermiş. Duydun ne ağlarım Allah'ım. Şimdi para lazım. Kaçması, yakalanmaması için para lazım. Anladın mı şimdi bilezikleri niye istedim? Anladım, anladım. Şimdi vereceğim. Vereceğim, 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 vereceğim. Allah'ım, Allah'ım duydun beni Allah'ım. Hoş geldin Kemal. Hoş bulduk usta. Gel bakalım. Sana bahsettiğim makine ustasını getirdim. Kemal. Merhaba. Hoş geldin. Daha önce nerelerde çalıştın? Dinç Aslan Çırçır'da. Burası küçük bir atölye. Dinç Aslan Çırçır'a benzemez. Oradaki kadar para veremeyiz sana. Biliyorum. Muhsin Usta bahsetti. Burada vaktinin tümünü makineler almaz. Bizimle çalışacaksan başka işler de bekleriz senden. İşten kaçmam. Ne gerekiyorsa yaparım. Yeri gelince pamuk çuvalları da taşıyacaksın. Makinelerde çalışacaksın. Nerede ihtiyaç varsa oraya koşacaksın. Bu şartlarda çalışmaya varsan... Varım. O vakit işe alındın. Sağ olun. Kemal'i işe almakla çok isabetli bir karar verdiniz. Göreceksiniz. Ne zaman başlayayım? Hemen. Hemen mi? İmanı mı var? Yok, hayır. Uğurlu kademli olsun. Sağ olun. Sağ ol usta. Halide de çok sevinecek. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. O parayı sana vermek mecburiyetinde. Bunu yapmaya hakkı yok. O her şeye hakkı olduğunu düşünüyor. Huzurumu kaçırmak istiyor. Saadetimi bozmak için elinden geleni yapıyor işte. Muzaffer'in vasiyeti değil mi bu? O parayı sana bırakmadı mı? Abim böyle olacağını düşünememiştir. Neyse, sonuçta onun eline kaldım. Gidip Zeka ile konuşabilirim. Serap'ı o ikna edebilir. Böyle bir şey yapma Neriman. Boşuna çaba harcamış olursun. Serap'ın düşüncesinden vazgeçeceğini zannetmiyorum. Senin yerinde olmak istemezdim Halide. Vermek zorunda olduğun karar hayatının en zor kararı. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.